Herkese günaydın. Selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün tek başıma dalışa geldim. Dalış yapacağım çünkü duyumlar aldım. Deli ıskaroz varmış. Çok ıskaroz varmış. O yüzden ben de bunu değerlendirmek istedim. Bugün aslında kendim için avlanmayacağım. Bugün 3 aileye avlanacağım. Yani bugün fazla balık vuracağım. 3 aileye dağıtacağım. O yüzden fazla balık vurabilirim bugün. Hani neden fazla vurdun vesaire diye kızma. Zaten hani ıskarozun bir limiti ya da işte ne bileyim nesli tükeniyor vesaire gibi bir şey olmadığı için yani istediğimiz kadar istediğiniz kadar vurulabilir, avlanabilir, tutulabilir. O yüzden bugün öyle bir şey yapacağım. İnşallah denk gelir. Bir iki mera deneyeceğim. Artık akşama kadar değil ama üşüyene kadar böyle artık duramayacağım ana kadar avlanmayı düşünüyorum. Daha sonra çok acıkmış olursam güzel bir yerde böyle bir iki tanesini yiyeceğim onun. Belki karaya çıkarım, belki normal yine teknede yerim belki. Hava soğuk. Evet, çok güzel güneş var, en azından o güzel benim için ama yine de soğuk, esiyor. Zaten su sıcaklığı ortalama 16 derece falan, yani 15-16'larda. Yani bu da Antalya için soğuk bir derece aslında. İçime 3 milim kolsuz yelek giyeceğim. Onun üstüne de normal kıyafetimi giyeceğim. Umarım beni tutar. Umarım çok üşütmez. Umarım uzun süre kalabilirim suda. Dediğim gibi yemelik balık, ıskaros falan avlayacağım için bugün tek lastik yüzlükle avlanacağım. Onun dışında da çekilişlere başlıyorum yavaş yavaş. Yaz geliyor. Ringo falan da aldım böyle. Çok eğlenceli, çok güzel bir gün geçireceğimiz çekilişimizi yavaş yavaş başlatacağım. Çekilişlerimiz olacak daha doğrusu. Bunun için hemen aşağı yazıyorum. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan yapmak zorundayım çekilişi. Çünkü başka yerden yapamıyorum maalesef. Instagram'ım yok, ben nasıl katılacağım vesaire diyen abilerimiz oluyor. Ama gerçekten elimden bir şey gelmiyor. Maalesef oradan yapmak zorundayım. Çekilişte de sabah böyle çıkacağız, daha erken saatte, şu an hatta geç bile oldu. Daha erken saatte çıkacağız ve akşam saatinde döneceğiz. Yazın denize gireceğiz, dalış yapacağız, balık tutacağız, balık yiyeceğiz, ringo yapacağız. Güzel bir drone ile video çekeceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Daha önce bir arkadaşımız katıldı çekilişten, Akif arkadaşımız. Çok eğlendik, çok güzel bir gün geçirdik. Kendisi hayatında ilklerini yaşadı. İlk defa balık tuttu. İlk defa tuttuğu balığı yedi falan. Çok güzel bir gün geçirdik. Niye sizinle geçirmeyelim? Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hava soğuk ama mecburum, giyinmem lazım. Onun için de ilk önce şey yapayım diyorum. Sıcak su ısıtayım. Aynen, sıcak su giyinemem zaten. Hemen bir ısıtayım suyu, sonra elbisemi giyeyim, dalayım, inşallah da güzel balıklar vuracağım. Yani güzel derken çok balık vurmak istiyorum bugün. O yüzden böyle sadece yiyeceğim kadarını değil, onların da yiyeceği kadarını götürmeyi planlıyorum. Umarım. Hadi bakalım. En sevdiğim ses. Sığ yapacağım bugün, sığ dalış yapacağım. O yüzden umarım içinde fazladan ağırlık vardır. Yoksa da artık yapacak şu taşlara tutuna tutuna dalarım herhalde. Evet, yeleğim bu. Kısa kollu. Apnea elbisem, Apnea Legend. İyi. 2 kilo daha varmış içinde. Ya da bir, bunlar 500 gram mı acaba? 1 kilo mu? Neyse, takarız belki ya. Bence yeter ya buna. Evet, zor kısmını atlattım. Şimdi çorap, eldiven, ağırlık, palet. Bir de bunlar, o kadar. Bir şey kalmadı. Dalışa geçiyorum. Öncelikle uzun bir dalış videosu olacak. Aa. Bir şey daldı. Ya fok? Eyvah, fok gelmesin ya. Korka. Aa, yunuslar. Vallahi yunus var. Bilmiyorum görünecek mi ama. Gözüktüm bilmiyorum.
Tam şu kırılan dalganın arkasında ileride. Neyse Yunus olsun da fok olmasın ya. Fok beni korkutuyor çünkü birazcık. Neyse. Sonuç olarak ben dalışa geçiyorum. Öncelikle söylemek istiyorum ki uzun bir dalış videosu olacak. Bilmiyorum sıkılır mısınız? Hoşunuza mı gider? Şimdi dalışa geçeceğim. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler diyelim. Aşağıda görüşmek üzere. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you can feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night away? Can I give you all of my love till we dance the night away? I don't care if I'm right, let's just buy a bit more time. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Can I give you all of my love till we dance? Evet, göründüğü üzere pek istediğim balığı bulamadım burada. Şimdi mera değiştireceğim. Başka meraya geçeceğim. Bir de orada şansımı deneyeceğim. Umarım orada vardır. Umarım istediğim sayıda, istediğim miktarda balığı vurabilirim. Bana rast gelsin.
Thank you.
Evet, dalışı bitirdim. Ya aslında bitirmeyecektim ama ya, o kadar üşüdüm, o kadar titredim ki mecbur bırakmak zorunda kaldım. Çok güzel bir dalış geçirdim ve hayatımda hiç o kadar tıralı bir arada görmemiştim. Ya abartmıyorum, bilmiyorum görünüyor mu videoda. Bazıları gerçekten 2,5-3 kilo, 3 kilonun üzerinde böyle ciddi olmuşlar. Bu kadar olmuşlar yani artık. İnanılmaz büyüklerini gördüm. Suyun altında böyle böyle o bütün yüzgeçlerinin vurduğu her sesi duydum yani, inanılmaz bir şeydi. Çok büyüklerdi ve her yerimi sardılar. Arkası gözükmedi falan ama alamadım. Bir tane sıkmıştım, sonrasında zaten büyükleri sonradan geldi. Ben onlar var sanıyordum, küçükler, ama sonradan hepsi birden üzerime, yani böyle bütün etrafımı sardılar. İnanılmaz bir andı benim için. Umarım siz de o andan keyif almışsınızdır. Şimdi ben vurduğum balıkları göstereyim. Bu arada çok güzel, çok iri boy ıskarozlar var. Kaçırdım mı? Bir iki tane kaçırdım ama genel olarak güzel bir av yaptım. Eğer üşümeseydim daha bir bu kadar daha vururdum diye tahmin ediyorum. Şöyle göstereyim size. Şöyle balıklar. Şöyle bir dizeyim. Kaç tane var? 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mi var? İyi. Ben daha az bekliyordum. Bayağı iyi vurmuşum. Ya şöyle, hele şunun falan. Şöyle boyunu bir göstereyim ya. İnanılmaz bir şey. Dev gibi. Vallahi maşallah. Çok güzel boylar var. Balıklarım bunlar. Yani dalışı bitirdim ama daha henüz vaktim var eve gitmek için. Daha erken. Birazcık olta deneyeceğim, LRF deneyeceğim, çapari deneyeceğim. Dönüşe doğru geçiyorum. Bakalım, inşallah biraz daha kolyoz vesaire öyle şeyler bulabilirim. O zaman bana rast gelsin. İyi seyirler diyelim tekrar. Altta bir balık yazdı, bakalım. Bayağıdır da yoldayım, hiç yazmadı balık ya, yani niye öyle oldu bilmiyorum, anlamadım. Yine çok rüzgar ve akıntı var. Kıyıya doğru çekiyor beni deli gibi. Şu an tam altımda yazdı. Aldım. Oo, güzel tral mı bu? Bu ne ya? Of, şuraya bakın ya. İşte olsun, böyle olsun işte. İşte böyle olsun. Ama mahvettiler takımı. Takımı mahvetmişler. Bence ben bunu direkt çıkartayım. Yeni bir çapari takayım. Çünkü şey, imkansız yani. Açılması imkansız. Ya aşağıya keşke bir görseniz şu an, var ya, inanılmaz bir şekilde. Yüz binler var altında. Yüz binler. Ya hep böyle olmak zorunda değil mi? Böyle mesela aşağıda yıkılır balık ama o anda hazırlaman gereken şeyi hazırlayamazsın. Ya da geç kalırsın. Hep böyle olur değil mi? Yani bir tek bende olmuyor değil mi şu an bu? Ya da işte dolanır. Bir şey olur. Ya umarım sadece bende olmuyordur bu ya. Hemen takıp atıyorum. Yani geçtiler ama bayağı 10 dakika falan altımda durdular. Tabii ben 40 saatte şey yaptığım için, bunu bağladığım için, 2, 4, 6, 7 tane birden koyuyoruz gelmiş. Şu an aşağıda yoklar. Yine de bir şöyle bir atayım. Sonra rüzgarın beni götürdüğü yere doğru gideceğim tekrar. Canlı yem tutmaya çalışsanız bu kadar çok gelmez yani. Hele az önceki var ya, aşağısı inanılmazdı ya. Tabii ne oldu? Ben hazırlayıp atana kadar 300 yıl geçti.
Öyle olunca da hiçbir şey olmadı. Mahvolmuş. Çöp. Evet, az önce gösterdiğim koy çok kalabalıktı. O yüzden ben de oradan çıktım. Daha sakin bir yere geldim. Buranın da suyu çok güzel. Manzarası çok güzel. Her şeyi çok güzel. Burada kolyozlarımı pişireceğim. Kolyozları yapacağım. Karnım acıktı yavaş yavaş. Tabii sabahtan beri bir şey yemedim. Bizim evdekiler pek sevmiyorlar kolyozu. Ama ben böyle küçük balık seviyorum. Çıtır çıtır yap. Yani böyle mısır unuyla. Gerçi mısır unum var mı bilmiyorum şu an. Yoksa da direkt yağda pişireceğim. Böyle kıtır kıtır yapacağım, yiyeceğim. Limonum var, tuzum var. Yeter herhalde zaten. Hemen size şöyle şu görüntüyü göstermek istiyorum. Ne kadar temiz bir suda olduğumu. Keşke her yer böyle temiz olsa. Bunlar da balıklarım. 2, 4, 6, 7 tane. Bence bana yeter. Karnımı doyurur. Ben yavaş yavaş şimdi bunları temizleyeceğim. Daha sonra da pişireceğim. Sonra da bir güzel yiyeceğim. Salata da yapacağım. Tabii salata olmazsa olmazım balığın yanında. Olmazsa olmazım değil ama çok seviyorum. O zaman ne diyelim? Kolay gelsin diyelim bana. O zaman şöyle başlayalım. Bunlarda pek zaten şey yok. Pul yok. Şöyle dış şeysini temizliyorum sadece. Sonra içini alacağım. Direkt şöyle çekiyoruz zaten geliyor içi falan. Temizlenmesi kolay küçük balıkların. Havyar mı bunlar? Yapacak bir şey yok artık, ne yapalım? Evet, bugün artık yeşillikli salata yapacağım. Sonunda. Hatta rokan bile var. O kadar yeşillikli. Uçlarını atalım arkayı. Roka iyidir ya. Roka candır. Ha? Şöyle büyük büyük. Domates. Az nar ekşisi. Zeytinyağı. Ve limon. Evet, şimdi salatamı göstermek istiyorum. Gayet güzel. Yeşillikli bir salata oldu.
Of, vallahi kokusu geldi. Şimdi de balıklarımıza geçelim artık. Balıkları. Yağ bizim içimiz. İsraftan kaçınalım. Sonuna kadar kullanalım. Az önce salatayı kabuklarını da yediğim gibi ya. Yandı. Yüksek kaldırımdaki gönlü. Evet, çekilişi ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Çekiliş için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan çekiliş yapacağım. Sonra duymadım, görmedim. Lütfen bana kızmayın, bağırmayın, çağırmayın. Aşağıya koyuyorum. Ekleyebilirsiniz oradan, beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi şanslar. Bakalım kime çıkacak. Diyorum. Öyle bir kokusu geldi ki anlatamam. Yani gel, ne olur kızmayın bana gerçekten. Yağda yapıldığı zaman her şey çok güzel oluyor ya. İnanılmaz bir şekilde. Mesela kolyozu sevmeyenler falan vardır muhtemelen. İyi, ben hiç sevmem. Çünkü benim ailemde de var sevmeyen. Ya ben de seviyorum, böyle yağda kıtırdadığı zaman çok hoşuma gidiyor. Şimdi öyle yiyeceğim bakalım. Roka da ayrı bir yakışıyor buna ya. Oo! Yandım. Elim kolum yandı ya. Şu an var ya, yanıyorum ya. Beklediğimden kat kat güzel oldu, yemin ederim. İşte bu balık böyle olunca lezzetli oluyor ya. Çıtır çıtır. Ses hala geliyor mu bilmiyorum. En sevdiğim an. Bir de şöyle buzlu bir içecek bir şey olsaydı çok güzel olur da almadım, unuttum. Ayo, ha evet, unuttum ya. İddia ediyorum ya. Gerçekten iddia ediyorum yani. En kötü balıklar bile yağda böyle piştiği zaman lezzetli oluyor ya. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor? Kendim yakalayıp yediğim için mi? Tabi yalan yok, bir ne bileyim girida bir şey değil ama yine de yenmeyecek ya da şey olmayacak bir balık değil, gayet de lezzetli yani. Şimdi ben bunları yerken siz de buranın güzelliklerini şöyle bir yukarıdan bakın istiyorum. Çok güzel bir suyun içindeyim. Tertemiz bir yerdeyim. Umarım siz de keyif alırsınız. İyi seyirler.
sanki değil ama Maldivler. Maldivleri andırıyor böyle tepeden yani. Çok incecik kumu var. Bembeyaz ve çok güzel böyle berrak bir suyu var. Çok güzel bir yer. Kemer orası. Kemer ay ışığı koyu bu arada. Herkese tavsiye ederim. Çok rahatlıkla arabayla gelinebiliyor. Orada restoranlar, kafeler vesaireler var. Orada oturup istediğiniz gibi yemek yiyip istediğiniz şeyi içebiliyorsunuz. Ayrıca dümdüz denizde hemen ayağınızın altında oluyor. Onun dışında bana çok işte mesaj geliyor, yorum geliyor. Artık işte kanalın senin balıkçılık kanalına döndü, işte bilmem ne, o tarz şeyler söyleniyor. Ama kış olduğu için, yani kışın çok fazla oraya buraya gidemiyoruz. Kışın çok fazla istediğimiz gibi çekimler yapamıyoruz. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz yani. O yüzden o tarz videolar çok geldi son zamanlarda. Ama şimdi yavaş yavaş diğer kendi konseptimize dönüyoruz. Çok güzel yerler gezeceğiz. Bu sene çok daha fazla planımız var. Yani çok daha uzaklara, çok daha güzel yerlere gitmek istiyoruz. Yurt dışına gitmek istiyoruz. Çok güzel yerler çekmek istiyoruz. Bakalım kısmetse bu yaz çok güzel şeyler olacak. Çok güzel videolar çekeceğiz. Sizle beraber çok güzel anılar yaşayacağız inşallah. Onun dışında da bugün yine kısa ama çok güzel bir gündü. Yani ben hayatımda ilk defa öyle bir an yaşadım. O kadar çok balık, o kadar büyük balık etrafımı sardı. Ya o videoda duyulmayacak muhtemelen. Çünkü housing'i olduğu için. Ama öyle bir ses vardı ki aşağıda. Onca kuyruk sesi. Don 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 don. Yani inanılmaz bir sesti. Böyle bir ara ürktüm, böyle kaldım hani. Hepsi çünkü arkamdan önüme doğru geldi böyle. Hani dedim ki ya arkada devasa bir tane balık var. Bunları kovalıyor. Çünkü şey gibi kaçıyorlar yani. İnanılmaz bir kaçmaydı o. İnanılmaz bir yüzüştü. İnanılmaz bir sesti. Hani böyle o an küt 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 kalbimin sesi duyulurdu. Korktum açıkçası. Dedim herhalde arkadan çok büyük balık geliyor. Çağdaş hazır ol. Her an ya ölebilirsin. Ya hayatında bir ilki görebilirsin. Öyle bir şey diye düşündüm. Yavaş yavaş döndüm ama neyse ki hiçbir şey yoktu, sadece sürü, kendi sürüsünü takip eden balıklardı çok şükür. Dediğim gibi kısa ama çok güzel bir gündü benim için. Umarım siz de zevk almışsınızdır, keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve böyle videoların daha fazla gelmesi ya da daha güzel videoların gelmesi için, yani en azından beni desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. Instagram adresimi de aşağıya koyuyorum. Takip etmeyi unutmayın. Çekilişleri oradan yapacağım. Hatta kafama şöyle bir şey de geliyor. Acaba ahtapot ızgara da mı koysak o çekilişin içine diye düşünüyorum. Kısmet bakalım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.